Arkadaşlar merhaba. Kitap müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Hayvan Çiftliği adlı kitabımızın 8. bölümünü müzakere edeceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız önceki bölümde hayvanlar çiftlikteki hainleri yakalamışlar ve Napolyon artık çiftlikteki ideal yönetim düzeninin oluştuğunu bundan dolayı da İngiltere'nin hayvanları adlı şarkının söylenmesine gerek duyulmadığını söylemişti. Tabii bu süreç biraz da idamlarla ve kanlı bir hesaplaşmayla sonuçlanmıştı. İşte bu sürecin devamında hayvanlar o günü unutamadılar. Çünkü hiçbir zaman bir hayvan diğer bir hayvanı öldürmemişti. Çiftlikte ilk defa böyle bir şey oluyordu. Ve bu sırada 6. emir birden akıllarına geldi. Buna göre hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek şeklindeki emir zihinlerinde birden belirdi. Gerçi hiç kimse domuzların ya da köpeklerin yanında ağzını açamıyordu ama yine de bunları sorguluyorlardı ve diyorlardı ki bu hayvanlar e, niçin öldürüldü? E, böyle bir emir olmasına rağmen bu niye yaşandı? Clover Benjamin'den kendisine 6. emir okumasını istediyse de Benjamin her zaman yaptığı gibi bu işlere bulaşmak istemedi ve çekimsel kaldı. Hemen Clover Muriel'e gitti ve Muriel 6. emri okudu. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı sebepsiz yere öldürmeyecek. Anlaşılan sebepsiz yere sözcüğü hayvanların zihninden çıkmıştı. Sonra bunun üzerinde çok durmadılar. Fakat çiftlikte bir takım gerçekler vardı. O da neydi? Hayvanlar açtı. Ve Johnson döneminden daha fazla beslenip beslenmediklerine dikkat etmiyorlardı ama ciddi bir açlıkla karşı karşıya olduklarını hissediyorlardı. Bu sırada Skuller geliyor ve ayağıyla tuttuğu uzun bir kağıt parçasından çeşitli gıda maddelerinin üretiminin %200, %300, %500 arttığını söylüyordu. Hayvanlar ayaklanmadan önceki koşullar artık doğru dürüst anımsamadıklarından Sükuru'nun buradaki söylemlerinde ne yapıyorlardı? Çok da üzerinde durmuyorlardı. Sükuru'nun dediği de doğru olabilirdi. Artık bütün emirleri de Sükuru getiriyordu. Napolyon çok ortakta görünmüyordu. Ortaya çıktığı zaman etrafındaki köpekleri ve horozuyla beraber dolaşmaya başlıyordu. Napolyon'un doğum günü de artık resmi törenle kutlanacaktı ve ayrıca Napolyon'la ilgili hiç kimse Napolyon Diyemiyordu. Napolyon'a önderimiz, yoldaş, özellikle domuzlar, tüm hayvanların babası, insanların korkulu rüyası, koyunların koruyucu meleği, yavru öldüklerinin can dostu şeklindeki ifadelerle karşılıyordu. Napolyon'un ne kadar bilge, ne kadar iyi ve ne kadar yüce gönüllü bir hayvan olduğu her zaman tekrar edilmesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkıyordu. Kazanılan her başarının, her sevindirici haberin arkasında Napolyon'un bilgeliği, Napolyon'un üstün yaratılışlılığı ve Napolyon'un yüce önder olması yatıyordu. Napolyon yoldaş olmasaydı 6 günde 5 yumurta yapamazdım diyordu tavuklar. Yani her gerçekliğin, her iyi şeyin, her güzel şeyin arkasında Napolyon'un e, olduğu vurgulanıyordu arkadaşlar. Napolyon hakkında şiirler de yazılıyor ve en sonunda Minimus'un yazdığı şiir Napolyon tarafından beğenildi ve samanlığın duvarına yazılması kararlaştırıldı. Tabii bu sevgi serinin arkasında ne vardı? Bunu da sorgulamak lazım. Başta bütün hayvanlar eşittir denilirken en son noktaya geldiğimizde Napolyon'un o üstün meziyetleri ve ona karşı olan sevgiseli samanlığın duvarında sadece Napolyon'un ismiyle karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Napolyon bu sırada kerestelerin satımı işiyle de meşgul oluyor ve diğer çiftliklerle garip pazarlıklara girişiyordu. Frederick almaya daha istekli görünüyorsa da uygun bir fiyat vermeye yanaşmıyordu. Kaldı ki yeniden dolaşmaya başlayan söylentilere göre Frederick hayvan çiftliğini basacak ve yel değirmenini yıkma girişiminde bulunacaktı. Bu sırada Snowball'un da hala Pinchfield çiftliğinde gizlendiği biliniyordu. Şimdi yaz ortasında Napolyon'la ilgili suikast iddiaları ortaya çıktı. Bir takım tavuklar bu konuda idam edildi ve Napolyon'un her yediği içtiği zehirli mi değil mi diye kontrol edilerek verilmeye başlanmıştı. Aynı günlerde Napolyon'un keresteleri Bay Pilkington'a sattığı açıklandı. Ve bu sırada bir takım ürünlerin takası ile ilgili de anlaşmalar yapıldığı söyleniyordu. Tabi Napolyon bu bütün işleri Wimper aracılığıyla gizlice yürütmekte ve çok dışarıya bilgi verilmemekteydi. Aslında dostça bir ilişki şeklinde görülüyordu. Gerçi hayvanlar bir insan olan Pekington'a hiç güvenmiyorlardı ama Napolyon'un bu noktadaki ticari zihniyeti bunu çözecek diye düşünüyorlardı. Diğer çiftlik sahibi Frederick'in kendi çiftliğindeki hayvanlara zulmettiği, işkencelerle onları baskı altında tuttuğu söylentileri hayvan çiftliğine ulaşmış. Bu da çiftlikteki dostlarını büyük üzüntüye boğmuştu. Sükürler bu sırada öfkeyle kalkarlarsa zararlı oturacaklarını söylüyor. Napolyon yoldaşının bilgi ve deneyimine güvenmeleri gerektiğini ifade ediyordu. Gene de Frederick'e duyulan nefret her geçen gün artıyordu. Bu sırada Napolyon bir pazar sabahı çıktı ve keresteleri Frederick'e satmayı aklın ucundan bile geçirmeyeceğini, çünkü böyle aşağılık insanlarla iş yapmanın kendi gururuna ve çiftliğin siyasetine uygun düşmeyeceğini söylüyordu. Ve bu sırada ayaklanma düşüncesini yaymak için diğer çiftliklere gönderilen güvercinlerin sadece ve sadece Frederick'in çiftliğine gönderilmesini ve insanlara ölüm sloganında Frederick'i e ölüm şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı kanaati paylaşılmıştı. Tabii bu sırada Snowball'un Çiftliğe yaptığı düşmanca siyaset ve hainliklerde Napolyon'a göre devam ediyordu. Bir süredir ekinlere musallat olan ayrikotların sırrını kimse söz ve Sonunda Snowball'un bir gece gizlice çiftliğe girip buğday tohumlarına ayrikotu tohumu karıştırarak çiftlikteki bütün e, tarlalarda ayrikotun e, yaygınlaşmasını sağlamıştı. Ayrıca Snowball'un ağlı savaşından sonra birinci dereceden kahraman hayvan ödülü aldığı ve bir nişan takıldığı noktasındaki söylentiler de doğruyu yansıtmıyordu. Tam tersine orada büyük bir korkaklık göstermiş ve bu ödülü aldığını kendisi yaymış ve hayvanların zihine bunu sokmuştu. Hayvanlar bu konuda biraz şaşırdılar ve düşündüler böyle bir şey hatırlamıyorlardı. Ama yine de Belle'in yanıtıcı olduğu Skuller tarafından söylendiği için bunu da kabul etmişlerdi. Yel değirmeni en sonunda tamamlanmıştı. Artık mutlu günler onları bekliyordu. Şimdi Artık yel değirmeninden gelecek güç ve enerji çiftliğin bütün eksikliklerini giderecek ve onlara mutlu günleri açacaktı. Yel değirmeni ile ilgili ne kadar çok emek verdiklerini düşündüğünde hayvanlar çok mutlu ve çok huzurluydular. Bu sırada köpekleri ve horozuyla Napolyon geldi ve başarılarından dolayı hayvanları kutladı ve yel değirmeninin bundan sonra Napolyon değirmeni adıyla anılacağını ifade etti. İki gün sonra hayvanlar samanlıkta özel bir toplantıya çağrıldılar. Toplantıda Napolyon kerestelerin tamamının Frederick'e satılacağını söyledi. Ertesi gün Frederick'in arabaları gelip kerestelere taşımaya başlayacaktı. Anlaşılan Napolyon Pilkington'la dost görünürken aslında Frederick'le Gizlice bir anlaşma gerçekleştirmişti. Foxwood çiftliğiyle bütün ilişkiler kesilmiş. Pekington'a sövgü dolu bildiriler göndermişti. Napolyon hayvan çiftliğine karşı saldırı başlatılacağına dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, Frederick'in hayvanlarına gaddarca davrandığı yolundaki masalların fazla abartıldığını anlattı hayvanlara. Bütün bu dedikoduların büyük bir olasılıkla Snowball ve ajanları tarafından çıktığı söylendi. Arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Napolyon Pinchfield ile anlaşıyor. Foxwood ile anlaşıyor ve bütün kararları hiç danışmadan, sormadan kendisi gerçekleştiriyor. Kararların ardından çıkan sonuçların hiçbirisini kabul etmiyor ve ne oluyor? Her zaman için Napolyon kendi kararlarını uyguladığı bir çiftlik yönetiminde devam ediyor. Ve bu sırada hayvanlar ne yapıyor? Bunların hepsini Skuller tarafından dinliyor ve Skuller'ın dediklerine onay veriyor. Şimdi burada yine çiftlik siyaseti değişti ve Frederick'e yöneldi. Ve Frederick'in Hayvanlara ettiği zulümler ya da işte çiftlikle ilgili baskın iddiaları falan hepsi gündemden düşürülüyor. Ve bilgi dediğimiz şey ne yapılıyor? Napolyon tarafından nasıl verilirse öylece kabul ediliyor. Halbuki olması gereken ne? Hayvanların bu kararların hepsini sorgulaması. Peki bu mümkün mü? Hayvanların bu noktaya geldikten sonra çiftlikteki siyaseti yorumlayacak, kaygılarını paylaşacak bir durum söz konusu olabilir mi? Diğer domuzların ya da hayvanların başına gelenler düşünüldüğünde pek de mümkün görünmüyor. Peki şimdi ne olacak? Bakalım ne olacak? Domuzlar Pekington'la dostluğu ilerletmiş görünerek Frederick'in keresteleri 12 sterlin daha fazla ödemesini sağlamış olan Napolyon'un kurnazlığına şapka çıkartıyorlardı. Ama Skuller'a kalırsa Napolyon'un üstün zekasının asıl göstergesi hiç kimseye Frederick'e bile güvenmemesiydi. Kerestelerin parasını ödeme sözünün verildiği bir kağıt parçasından başka bir şey olmayan çekle ödemeye kalkmış. Ama Napolyon yoldaş buna kanmamış ve paraların e, bizzat getirilmesini ve teslim edilmesini istemişti. Bu arada keresteler büyük bir hızla taşınıyordu. Hepsi taşındıktan sonra hayvanların Frederick'in verdiği banknotları kendi gözleriyle görmeleri için büyük samalıkta özel bir toplantı düzenlendi. İki nişanında takmış olan Napolyon kaygısızca sırıtıyordu. Yüksel, yükseltin üzerindeki saman döşeye uzanmıştı. Çiftlik evinin mutfağından getirtilen porselen çanağı özenle yerleştirmiş paralar yanı başındaydı. Hayvanlar yavaş yavaş önünden geçerek paraları yakından incelediler. Baksır burnunu uzatıp koklamaya başınca incecik banknotlar hışırtıyla yerinden oynadı. Daha üç gün olmamıştı ki çiftlik karıştı. Neden? Çünkü banknotlar sahte çıktı. Napolyon hayvanları hemen bir ayağa topladı. Ürkütücü bir sesle Frederick'i idam cezasına çarptırdığını, yakalar yakalamaz diri diri kazan attıracağını bildirdi. Öte yandan hayvanları da Frederick'in bu açıklığından sonra en korkulu durumlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Ve Frederick ve adamları ne zamandır beklenen saldırılarını her an başlatabilirdi çiftliğe girilebilecek her yere nöbetçiler yerleştirildi. Pilkington'a da yeniden dost ilişkiler kurulmak üzere Foxwood çiftliğine güvercinler salındı. Ve ertesi sabah saldırı başladı. Frederick ve adamları kahvaltı esnasında çiftliğe saldırmışlardı. Hayvanlar saldırganları karşılamak üzere cesaret dilleri hatırladılar. Ama bu kez zafer ulaşmak ağıl savaşında olduğu kadar kolay olmayacaktı. Gelenler 15 kişiydi. Altısının tüfeği vardı. Ve bu sırada ateş etmeye başladılar. Üzerlerine gelen saçmalardan dolayı hayvanlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Ve artık çiftlikte hayvanlar yaşanan durumu uzaktan izliyorlardı. Bu arada Frederick ve adamları yel değirmenin etrafında toplanmışlar ve etrafında yel değirmenini yıkmak üzere bir takım hazırlıklar yapıyorlardı. Tabii Napolyon bizim duvarlarımız çok kalın bunu yıkmalarına imkan yok diye geziniyordu. Ama ne oldu? O sırada bir de baktılar ki Benjamin garip şeyler olduğunu anlamıştı. Frederick ve adamları yer değirmenin dibine dinamitleri döşüyorlardı. Bu dinamitleri döşedikten sonra büyük bir patlama ve ortalığa saçılan moloz yığınlarıyla yer değirmeni yerle bir olmuştu. İşte bu sırada hayvanlar büyük bir öfke ve büyük bir kinle Frederick ve adamlarına korkusuzca saldırmaya başladılar. Ve bu sırada bütün hayvanlar insanların üzerine saldırdı, onları yaraladı, onları kovaladı ve çiftlikten e, hepsini e, e, sürdü arkadaşlar ve bu sırada çiftlik e, tekrardan hayvanların egemenliği altına girmişti. Savaşı kazanmışlardı ama bitkindiler, tepeden tırnağa kanlara bulaşmışlar, Topalıya topalıya gerisin geri çiftliğin yolunu tuttular. Bazıları çimenler üzerinde yatan ölü arkadaşlarını görünce gözyaşlarına boğuldular ve yine çiftlik kanlı bir savaşa sahne olmuştu. Hayvanlar çiftliğe yaklaşırken savaş esnasında ortalıkta görülmeyen Sükyolar birden belirdi. Ve bu zaferi kutlamamız lazım dedi. Bir sırada da tüfekler patlıyordu. Baksır şaşırdı tüfeklerin patlamasına ve Sükyolar'ın bu heyecanına. Neden? Çünkü birçok arkadaşını kaybetmiş, yer değirmeni yıkılmış ve büyük kayıplar vermişlerdi. Ama Sükyolar, Napolyon yoldaş sayesinde bu büyük zaferi kazandık ve bunu her zaman anmamız lazım şeklinde ifade etti. Baksır en sonunda dedi ki demek zaten bizim olanı geri almışız dedi. Ve Sükülür buna karşı olarak bu zafer bizim yoldaş. Bunu kutlamamız lazım dediler. Hayvanlar toparlaya toparlaya avluya girdi. Baksır'ın da üzerine isabet eden saçmalar canını acıtıyordu. Ve bu sırada yaşlandığını hissetti. Diğer hayvanlar ne yapıyordu? Diğer hayvanlar yeşil bayrağın göndere çekilmesini izlediler. Ve Napolyon'un onlara büyük zafer nedeni tebriklerini dinlediler. Bu onların büyük bir zafer kazanıldığı vehmine sebep oldu ve hepsi buna ikna oldular. Kayıplarını defnetmek üzere Baxter ve Clover'ın çektiği arabalarla Bunlar defin işlemleri gerçekleştirildi. Ardından kutlamalara geçildi. Ve iki gün süren kutlamalarda şarkılar söylendi, söylevler çekildi, silahlar atıldı, hayvanlara ödüller dağıtıldı. Ve ardından bu savaşın bundan böyle Yel Değirmeni Savaşı adıyla anılacağı Napolyon'un Yeşil Bayrak adı altında yeni bir nişan verilmesi kararlaştırıldığını ve ilk nişanın da kendisine takılması gerektiğini söyledi. Birkaç gün sonra domuzlar çiftlik evininkilerinde bir kasa viski buldular. Anlaşılan eve ilk girdiklerinde gözlerine çarpmamıştı. O gece çiftlikten şarkılar yükseldi. Üstelik araya zaman zaman İngiltere'nin hayvanları şarkılarından da ezgilerin karışması herkesi çok şaşırttı. 9.30 sularında Napolyon başına Bay Johnson melon şapkasıyla arka kapıdan çıktı. Avlunun çevresinde fır dolayı dönüp içeri girdi. Sabah olduğunda çiftlik evinde derin bir sessizlik hakim oluyordu. Anlaşılan domuzların hepsi uyuyordu. 9'a doğru kapıda Sükyolar görüldü. Sükyolar bitkin görünüyordu. Bakışları donuktu. Kuyruğu aşağı sarkmıştı sanki onulmaz bir hastalığa yakalanmış gibiydi. Hemen hayvanları topladı, haber kötüydü. Napolyon yoldaş ölüm döşeğindeydi. Bir ferhat koptu. Büyük bir hüzün vardı. Önderimizi yitirsek halimiz nice olur diye ağlaşıyorlardı. Snowball'un en sonunda Napolyon'un yemeğine zehir katmayı başardığı yolunda bir söylenti dolaşıyordu. Saat 11'de Sükürlür kapının önüne çıkarak bir açıklama daha yaptı. Napolyon yoldaş ölüm döşeğinde son bir yasa daha çıkartmıştı. İçki içenler idam cezasına çarptırılacaktı. Ne var ki akşama doğru Napolyon'un biraz daha iyi olduğu Sykler tarafından açıklandı. Önderin sağlığının hızla iyiye gittiği ve o günün akşamı yeniden işinin başında olduğu ifade edildi. Napolyon'un ertesi gün mayalandırma ve damutma ile ilgili bir takım kitaplar aldırması ve evin arka bahçesindeki ekili olmayan araziye de arpa ektirmesi dikkat çekti. Ve o gece tuhaf bir şey oldu. Sükürler e, duvarın, o emirlerin yazıldığı duvarın dibinde yere düşmüş, boya küfesi de yanında yatıyordu. Az ileride bir fener, bir boya fırçası ve devrilmiş bir beyaz boya kutusu göze çarpıyordu. Köpekler hemen kulübelerin içerisine sardılar. Az biraz yürüyebilecek duruma gelir gelmez oradan götürdüler. Bu işe kimse akıl sır erdiremedi. Bir tek bilgeççe başını sallayan Benjamin her şeyi anlamış görünüyor ve hiçbir şey söylemiyordu. Ama birkaç gün sonra Muriel yedi emri kendi başına bir kez daha okurken hayvanların emirlerden birini yanlış anımsadıklarını fark etti. Beşinci emri hiçbir hayvan içki içmeyecek diye biliyorlardı. Demek ki bir sözcük yine zihinlerinden kaçmıştı. Doğrusu şöyleydi. Hiçbir hayvan aşırı içki içmeyecekti. Evet görüldüğü üzere bütün kurallar, kaideler farklılaşıyordu, değişiyordu. Ama ne dikkat çekiyordu? Hayvanların hafızalarının bu noktada yeterli olmadı. Peki ne yapılması lazımdı? Hayvanlar bu durumların farkına nasıl varabilirlerdi? İşte bunlarla ilgili de yorumlarınızı, önerilerinizi videonun altına atabilirsiniz. Bugünkü videomuzu burada bitiriyorum. 8. müzakeremizde hayvanların yine bir ilkeyi daha hatırlamamalarıyla ve yeni ilkeyi benimsemeleriyle sonuçlandı. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.